Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Spotify plaka yapıyoruz. Oda dekorasyonu için mükemmel bir fikir bence. Önce Google'a istediğimiz şarkıyı yazıyoruz ve görsellerden Spotify resimlerini açıyoruz. Bunlardan bize uygun olanlarını indireceğiz. Daha sonrasında onlarla ilgili çizimler yapacağız. Mesela bu çok ideal çizim için. Bu tam işimize gelmeyebilir. Bu şekilde tabii barkodunun da olacağı bir fotoğraf lazım. Bu tarz bir şey yapacağız biz de. Bakın aynısı yapılmış mesela. Böyle bu tarz görselleri arayıp bularak bu projeyi gerçekleştirebilirsiniz. Ben Deja Vu şarkısını kullanacağım bu proje için. İndirdiğim resimleri de göstereyim bu şekilde. Az sonra bunun üzerine kağıt koyarak çizimimizi yapacağız. Bu fotoğrafa aslında gerek yokmuş, onu silebiliriz. Şimdi bir kağıt alıyoruz. Bu transfer kağıdımız olacak. Çok önemli değil. Bu şekilde aynı ekrandakileri üzerine yazdım, çizdim. Gördüğünüz gibi düzgün olmasına gerek yok. Çünkü sonradan zaten cam plakaya bunu aktaracağız. Bu şekilde. Sonrasında bu barkodu da yine kağıda çizmemiz gerekiyor. Üzerine koyuyorum, rahatça çiziyorum. Gerçekten basit, kolay ve çok etkili bir proje. Siz de aynısını yapabilirsiniz bu şekilde. İlk çizgi kalın oldu ama dediğim gibi onu cama çizerken düzeltebiliriz. İlk aşamayı tamamlamış olduk. Şimdi cam için kullanacağımız şey çerçeve camı olacak. Yani 0 TL maliyetli, evden istediğiniz bir çerçevenin camını çıkartıp bu proje için kullanabilirsiniz. Ama sizden dikkatli olmanızı istiyorum çünkü kenarları gerçekten keskin olabilir. Şimdi kağıdımız bu şekildeydi. Bunu çerçeve camının altına koyarak camın üzerinden çizeceğiz, geçireceğiz. Fotoğraf için de ben böyle bir görsel kullanacağım. Siz dergilerden, kitaplardan istediğiniz görselleri bulabilirsiniz. Veya yapacağınız albümün albüm kapağını kırtasiyeden çıktı alarak da kullanabilirsiniz. O da güzel bir fikir olur bence ve daha gerçekçi olur. Özellikle birine hediye edecekseniz o şekilde yapmanızı öneririm. Ben şimdilik bu şekilde hızlı olsun diye herhangi bir görsel kullandım. Şimdi elimize siyah, biraz kalın uçlu bir kalem alıp bu kağıda yazdıklarımı tekrar üzerinden geçeceğim. Böylece cama yazı yazmış olacağız. Beyaz da tercih edebilirsiniz. Beyaz da güzel olabilir ama ben siyah kullanacağım. Şu şekilde. Şimdi mümkün olduğunca özenli yazmaya, çizmeye gayret edelim. Çünkü bu bizim artık asıl projemiz olacak. Minik ayrıntıları eklemek için daha ince uçlu bir siyah kalem kullanıyorum. Siz de öyle yaparsanız daha iyi olur. Çünkü bu küçük dakika simgeleri için ince uçlu bir kaleme ihtiyacımız var.
Ve gördüğünüz gibi cama çok güzel bir şekilde taşımış, yerleştirmiş olduk. Çizimleri daha düzenli, daha güzel de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapabildim. Bence gerçekten şık ve güzel bir proje oldu. Kestiğim görseli arkasına bantla yapıştırıyorum. Bant zaten gözükmüyor. Eğer pirit veya ohu ile yaparsanız gözükme ve kırışma ihtimali daha yüksek olur. Ama tercihini de size bırakıyorum. Arkasından yapıştırma nedenim önde tamamen düz bir tabaka oluşturmak. Herhangi bir çıkıntıdan kaçınmak yani. Bu şekilde gösterdiğim gibi yapıştıracağım. Ve plakamızı, plaketimizi hazırladık. Gerçekten çok güzel oldu. Üstelik 0 TL maliyetle dediğim gibi çerçeve camı kullandık. Ve evdeki kalemlerle yaptığımız bir çalışma oldu. Bunu çok güzel hediye olarak da verebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Umarım beğenmişsinizdir ve siz de yapmak istersiniz. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.